Köy merkezi buraya 6 kilometre uzaklıkta. Ramadi'nin çiftliği daha da uzak. Plan şu, ikiye ayrılacağız. Kürşat, Çiğdem, Galip, İlyas benimle beraber köy merkezinde olacak. Diğerleri seninle beraber Ramadi'nin çiftliğinde olacaktır. Hedef nerede ortaya çıkarsa, kim görürse o tim indirecek. Anlaşıldı. Kılıç, duydunuz. Anlaşılmayan sorusu olan... Güzel. Sabaha kadar vaktimiz var. Şimdi gidip biraz dinleneceğiz. Daha sonra uyku aram. Hadi Kılıç, gidiyoruz. Ne haber Çiğdem? Var mı sıkıntı? Yok komutanım, sağ olun. Arapça biliyordun değil mi sen? Evet komutanım. 8 ay kadar Musul'da bulundum. İyi. Burada işimize yarayacak. Çiğdem, sana güvendim tamam. Sağ olun komutanım. Komutanım iyi misin? Hı? İyi misin diyorum komutanım. Bütün gün bir kötüydün. Gergin duruyorsun. İyiyim oğlum, ben gergin değilim. Sağ ol. Öyle diyorsan. Aslında öyleyim. Gerginim. Komutanım olay ne? Durum nedir? Komutanım bütün gün bir gergindi ama... sizce de öyle değil mi? Ya gerçekten... Yani komutanım, bildiğin gerginsiniz yani. Öyleyim vallahi, öyleyim. Komutanım, sizin için bir şey yapabilir miyiz? Yapalım. Nasıl böyle biliyor musun? Böyle böyle derimi yüzmüşler, böyle iğneyle delmişler. Sonra da isotu basmışlar, öyleyim. Oo. Bilmem anlatabildim mi? O gerçekten yakar komutanım, isot yani. Allah Allah. Ne oldu acaba? Fazla darlanmayın ama ya. Her şey olacağına varır yani, öyle çok. Göreceğiz bakalım ne olacak, nereye varacak. Gerginsin Zafir. Gergin. Sebepsiz. Geçiyor ama. Geçer. Elbet geçer. Ya Murat baba, bu nasıl tim ya, böyle sessiz sedasız ha? Niye komutanım? Ama Kılıç timinin olayı budur komutanım. Sessiz ve derinden. Ya komutanım, bizim olayımız bu. Yok olmak. Ya Bayram baba, onu anladık. Alışacağız da, ama ben şimdi jandarma kökenliyim ya. Küt küt vurur, hiç yorulmaz falan. Daha düz girmeye alışmışız biz. Ya komutanım, hatırlıyor musun? Bu Güroymak tarafında bir şantiye baskını ihbar almıştık. Gerçi Murat Teğmen komutanım bilmez de... tam dere yatağına sızıyoruz. Sen yine başladık. Fena yakalandık bozuk baba. Atacağımız her kurşun Çiğdem Teğmen'e değebilir.
Farkındayım Bozkurt, farkındayım. Bayram Başçavuş. Emredin komutanım. Selçuk'la İlyas. Sağ ol. Çiftliğimi diğer tarafına bakın baba Erenler. Anlaşıldı komutanım. Selçuk, İlyas. Takip edin beni. İki hafta önce benim ölme ihtimalim yüzde kaçtı? Ha? %90. Haydar Yüzbaşı'nın ölme ihtimali kaçtı? %100. Babalar sakin. Selçuk boynundan mermi yedi lan. Onun yüzdesi kaç? Kaç lan onun yüzdesi? Ha? Bana bak Teğmen. Hepimiz askeriz. Çiğdem de asker. Sen de askersin. Ben de askerim. Hiçbirimizin birimizden farkı yok. Hepimiz burada. Ölümle burun burunayız. Bunu kas kafana sok. Bir daha da sakın çıkarma. Anladın mı beni? Şşş, sessiz olun. Eğer ona bir şey olursa... başta kendim olmak üzere... hiç kimseyi affetmem. Kürşat... benim sabrımı zorlamak üzerine çabuk geç. Döndüğünde savunmanı vereceksin. Savunma? Emredersiniz komutanım. Geç içeride. هذا حلان تجاسوس؟ أنا لا أهاج. Yüzbaşım, şu anda tek ve en acil göreviniz Çiğdem Ülgen'i oradan çıkarmak. Operasyon iptal. Tekrar ediyorum, operasyon iptal. Emredersiniz komutanım. O çocuğu sağ salim oradan çıkarın. Ne pahasına olursa olsun Çiğdem'i oradan çıkarın, anlaşıldı mı? Emredersiniz. Komutanım, çiftliğin arkasında da bir yol var. Kaç kişi saydınız? 20 kişi var komutanım. Hepsi terörist. Anladım Bayram. Geç sayın. Emredersiniz komutanım.
Ozok baba. Ne yapıyorsak bu gece yapmamız lazım. Yarın çok geç olabilir. Yarın çok geç olacak. Yarın çok geç olacak. Ayağa kalk. Kimsin sen? Hiç kimse. Bunlar ne peki? Pazar yerinde gezen bir kadının üzerinde bunların ne işi var? Buradan kurtulamazsın. Sorularıma cevap ver. Seni buralarda hiç görmemiştim. Senin gibi güzelini böyle hiç görmemiştim. Geç. Geç. Kalk. Geç şuraya. Sakın bir hamle yapma. Askersin sen. Evet. Askerim. Hem de Türk askeriyim. Köpeklerine söyle, geri çekilsinler. Aç kapıyı. Köpeklerine söyle, geri çekilsinler dedim. Hemen. Aç kapıyı, aç kapıyı. Geri çekilin. Beni dışarıda bekleyin hepiniz. Sakın kıpırdama. Kılıç, kılıç bir. Duyuyor musun? Kılıç, kılıç bir. Duyuyor musun beni? Kız aslan yüreği miydin sen be? Helal sana be. Şişt, bozkır ses. Kılıç cevap ver. Teğmenim, iyi misin? Komutanım, Berit'i aldım. Ama buradan çıkmam için yardıma ihtiyacım var. Tekrar ediyorum komutanım. Berit'i aldım. Ama buradan çıkmam için yardıma ihtiyacım var. Anlaşıldı teğmenim. Bak, biz geliyoruz yanına, tamam mı? Çiğdem. Komutanım. Kendini riske atacak hiçbir şey yapma, olur mu? Biz hemen yanında olacağız. Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Kılıç, gidiyoruz. Aç kapıyı. Siz şerefsiz yürü. Geri çekilin. Geri. Haydar. Senin çocukları al arka tarafına. Anlaşıldı babalar. Beyler gidiyoruz. Şimdi!
Silvia! Silvia! Geçen sakin ol. Bayram. Bayram çabuk buraya geldi oğlum. Çabuk buraya gelin. Çiğdem düştü Bayram. Nerede Bayram? Geliyor Kürşat. Sakin ol. Söyle. Dost sakin ol. Bayram. Bayram gelin buraya. Neredesin? Kürşat kendine gel. Komutanım vurdu lan. Vurdu lan. Çiğdem. Çiğdem. Kürşat gel buraya. Çarşıyorsun lan kızı. Gel buraya. Kendine gel. Onu vurdu. Sakin ol. Vurdular komutanım. Lan. Kendine gel sakin ol. Komutanım onu vurdu. Komutanım onu vurdu. Bana bak lan. Kızı sarsıyorsun oğlum. Zarar vereceksin ona. Anlıyor musun beni? Gel komutanım. Sakin dur. Bayram iyileşecektir. Bayram iyileşecektir bu komutanım. Kürşat! Kendine gel artık. Kendine gel. Beyler çabuk hadi. Üç. Böyle hiçbir yarar olmaz kız, anladın mı? Kıza hiçbir yarar olmaz. Kıza sefer. Sakin. 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 Bana bak Teğmen, bana bak. Oğlum dur, sakin ol lan. Sakin ol! Anladın mı beni? Anladım komutan. Tamam mı? Anladım, tamam. 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 Kendine tamam. Gel. Sakin. Al şunu. Sakin. Al şunu ya. Zeynep. Hadi. Komutanım Zeynep. Komutanım şu anda ilk müdahale yapıyoruz ama... Ama? Ağır yaralandı komutanım. Durum kötü. Çatışma devam ediyor mu? Hayır komutanım, çatışma bitti. Ama yarası kötü. Acil helikopter gelmesi lazım. Yörük, Suriye topraklarındasınız. Oraya helikopterin girdi. Komutanım, bu kız o Velid denen iti tek başına aldı komutanım. Tek başına. Biliyorum Yörük, biliyorum. Beklemede kalın yüzbaşım. Beklemede kalın. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Söyle babalar. Helikopter gelmeyecek mi? Ne konuştuğumu duydun Emre. Komutanım şuraya bir bakın ya. Kürşat Teğmen'in haline bir bakın. Galip ben görmüyor muyum? Ne yapayım oğlum? Ha? Ne diyeyim? Çiğdem Teğmen'i buradan götürelim komutanım. Bir daha arayın komutanım. Bir çağrı daha yapın, bir şey yapın. Ya komutanlar,
Ben Kopuzu Baba'yı arayıp ne diyeceğim? Ne söyleyeceğim? Başlatmayın sınırınızı hadi. Helikopter buraya gelecek de komutanım. Ne oldu? Komutanım vurulmuş. Çiğdem Teğmen vurulmuş komutan. Teğmen'im nedir? Komutanım, Teğmen Çiğdem Ülgen'in vurulduğu haberi geldi. Ancak yaşıyor mu yoksa şehit mi bilmiyoruz komutanım. İrtibatta kim var? İrtibatta Haydar Yüzbaşı var komutanım. Tamam, hemen beni onunla görüştür oğlum hadi. Emredersiniz komutanım. Bayındır. Emret komutanım. Hemen komutanın emir astsubayına git. Komutan makamında mı, konutta mı bir öğren. Acele et. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kutsalmış komutanım karargaha giriş yaptı komutanım. Çocuk hayatta mı? Şu an için öyle komutanım ama bir an önce bir şey yapmazsak onu kaybedebiliriz. Neredeler şu an? Davudiye'nin 5 kilometre kadar kuzeybatısındalar. Durumu biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. Ama Ülgen Teğmen'i gerçekten kaybedebiliriz. Gel bakalım. Komutanım, zaman daralıyor. Komutanım, bir helikopter yanlışlıkla rotadan çıkmış ve oraya zorunlu iniş yapmış olabilir. En azından bir helikopter. Bir helikopter değil, 3 helikopter alınacak. Evet, 3 helikopter havalanacak. Ulan Amerikalısı orada, Rusu orada, İngilizi orada. Teröristten geçilmiyor. Benim kalem gibi evladım ecelle pençeleşecek. Ben de izin bekleyeceğim, öyle mi? Hayır efendim, 3 tane helikopter kalkacak. Bir tanesi nakliye, 2 tanesi taarruz. Eğer bu tahliyeyi engellemeye çalışan herhangi bir şey olursa vuracaksınız. Diplomatik krizmiş. Delik deşik olmuş coğrafya umurumda bile değil. O çocuğu oradan kurtaracaksınız ve bana bilgi vereceksiniz. Emredersiniz komutan. Kolay gelsin. Sağ olun komutan. Oğlum, beni hemen helikopter üst komutanıyla görüştür. Emredersiniz komutanım. İyileşecek Zeymen'im. İyileşecek, merak etme. Bayram. Meraklanma.
Su iç. Kürşat iç şunu. Geliyorlar. Kurtaracağız onu, tamam. Topla kendini. Buradan geliyor. İyileşecek senin. Merak etme. Galip, Selçuk, İlyas. Çiğdem Tanime'yi taşımaya yardım edin. Hadi. Hadi beyler, hızlı biraz. Hadi. Yavaş. Bir, iki, üç. Yavaş. Acele edin. Kürşat. Sen de gidiyorsun kardeşim. Komutanım, görev. Görev. Bu da görev kardeşim. Bayram. Emredin komutanım. Yaralımızın yanında olmalıdır. Temelersiz komutanım. Olsun. Ben o duayı mermi yakarak edeceğim Yörük. Ben o duayı mermi yakarak edeceğim. Sonuna kadar. Kılıç! Bize verilen üç görev var. Birini Çiğdem Teğmen indirdi. Ama bedeli hepimiz için ağır oldu. Ben bedel ödemekten nefret ederim. Bugün gidip bedel ödeteceğim. Bize dokunanın canını yakacağım. Çiğdem'e kurşun sıkanın yedi sülalesine o kurşunu yedireceğim. Kardeşimin kanını kanla yıkayacağım. Serdar! Emredin komutanım. O iki köpeğin yerini bulun. Karargahla irtibata geç. Görev devam ediyor. Emredersiniz komutanım. Kılıç, bugün yok olmayacağız. Bugün gidip yok edeceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hadi gidip yok edelim. Yaralımızı aldık komutanım. Sınırı geçtiler. Güzel. Direkt oradan Ankara'ya gelsinler. Hastaneyle de hemen irtibata geçin. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kırlangıç Paşa geldi. Kusura bakma komutanım. Şimdi mi? Saat kaç?
8:10 geçiyor komutanım. Odaya mı aldın? Yok, nizamiyeyi almışlar komutanım. Doğan, çok işimiz var şu anda. Ona, benim onu sonra ziyaret edeceğim ve çok özür dilediğimi söyle, hadi o. İşte o da tam olarak böyle söyledi komutanım. Anlamadım. Ben telefonla konuştum komutanım. Yani bana dedi ki sen şimdi Kopuz Albay'a gideceksin, benim geldiğimi haber edeceksin dedi. O da sana diyecek ki benim çok işim var, ben ona sonra uğrarım diyecek dedi. Ama ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum, git ona söyle Karagöz dedi bana komutanım. Yine affı Allah. Komutanım. İstihbarat. Jorf ve Mehrap hiç umulmadık bir yerdeymiş. Öyle söylüyor. Nerede? Belide aldığımız yer. Suriye ilçe merkezi. Tabii. Oraya bir daha gitmeyeceğimizi düşünüyorlar. Rahatlıkları ondan. Ama o Allah'ın belası yere, bu şerefsizlerin kökünü kurutana kadar girip çıkacağım. Ne kadar gerekiyorsa o kadar. Hadi bakalım. İklimi değil miydi? Kar iklimi miydi? Bu nasıl iklim lan? Küresel ısınma kardeşim. Böyle bozduk her şeyi. Ha, şu şey var ya, pişleri prizde unutuyoruz ucu açıkken. Onlar hep bak. O ondan değil kardeşim. Böyle her dakika deodorant sıkıyorsun ya sürekli. Pis herif. Ha, evet, o da var. Denizli babalar. Ya şimdi tam yere mi bilmiyorum da. Ya bu kız çocuğu var ya. Söyleyin komutanım, kız çocuğu. Çiğdem Teğmen işte. Ha. Onunla bizim bu Doğu Türkistan'la arasında bir şey mi var? Ya komutanım, bir şey var da. Ya bundan kendinin de haberi yok bence. Gecenin bir yarısı arayıp bana ne sordu biliyor musunuz komutanım? Ne sordu babalar? Çiçek nerede satılır diye sordu. Bana bunu sordu. Onların arasında bir şey var. Var ama o bugünün hikayesi değil komutanım. 100 yıl öncesinden. Masal gibi bir şey. Öyle her yerde rastlayamazsın. Ve her zaman karşına çıkmaz. İlişki desen değil. Flört desen değil. Evet, aralarında bir şey var. Ama olsa olsa kara sevda komutanım. Babalar ne konuştum be. Yemin ediyorum çektim usturayı. Ciğerim birleşti. Söz veriyorum, iyi olacaksın. Ne oldu? Ne oldu? Bizi mi söyleyeceksin? Tamam, tamam. Söyle, söyle, dinliyorum seni. Sakın kendini bırakma. Sakın kendini bırakma, ben buradayım.
Yanındayım baba. Buradayım. Tamam buradayım, vallahi buradayım. Sen başaramazsan ben yaşar mıyım sanıyorsun? Ben yaşar mıyım? Hayır. Sağlam dur. Bak, Allah aşkı için sağlam dur. Merak etme bak, merak etme. Onu kurtaracağız, tamam mı? Merak etme. Sağlam dur. Sağlam. Sağlam. Yorma onu. Sinem geldi. Geldik. Komutanım bekle! Bak silahı keşfeceğiz, sıyacağım yani, tamam mı? Komutanım! Geldik. Komutanım. Sağ ol. Yok. Onun yine işe. Hadi gözünü seveyim. Karım abi, ne oldu? Hayırdır? Bir şey yok. Sabırlı olacağız. Tamam. Allah'a dua edeceğiz. Sabırlı olacağız. Tamam. Abi içeride git. Git sen içeri bak. Bak Nehir, bak. Şey sen, bir damla bir su iç. Bir gelirse. Bir doktor çıkıp bir şey söylerse. Ya komutanım ben buradayım işte. Vallahi ben bekler, size hemen haber getiririm. Ha. Gözünü seveyim bak, böyle yapma. Gözünü seveyim. Bak bizim dik durmamız lazım. Ha? Dik durmamız lazım, kendine geliyoruz. İçime uyuyorlar bayram. Ben şu anda kazanmadık, yer kalmadı. İçim savaş alanı sanki. Ben buna dayanamıyorum. Türkiye'ye kaçarken İran'ın dağlarından Şubat başı geçtik. Öyle üşüdüm ki içimden hep dua ettim. Türkiye sıcak olsun. Türkiye bir soba kadar sıcak olsun. 7 yaşındaydım Maç Çavuş. Yaşım 7'ydi. Babam öldüğünde parmakları soğuktan mosmordu.
bir ölü öptün mü? Ya komutanım, yapma böyle. Getirme bunları aklına. Gözünü seveyim, yapma. Buz gibi olur. Buz gibi. Soğuk olan her şeyden nefret ederim. Birinden kaçmaktan, saklanmaktan, korkudan nefret ediyorum. Teğmenim. Buz gibi olan her şeyden nefret ediyorum. Teğmenim yeter. Hayatımda ilk defa bir kızın elini tuttum lan ben. İlk defa. Onun elleri buz gibi değil diye sevindim içimden. Onun elleri buz gibi değil bayrağım, onun elleri sıcacık. Galiba dünya ısınıyor lan dedim. İlk defa dünya bana gülüyor. O bana gülüyor. Dünya bana gülüyor dedim. Şimdi Çiğdem de mi buz kesecek? Çiğdem de mi soğuyacak bayram? Çiğdem'in de mi alnı buz gibi olacak söyle bana. Bütün ailem, bütün sevdiklerim o dağında donmuş toprağın altında yatarken Çiğdem de mi duracak bayram? Söyle bana, Çiğdem de mi duracak bayram? Yeter! Yeter! Kendine gel! Kendine gel! Ben buna dayanamıyorum. Sabır olacağız. Topla canım. Gözünü seveyim, topla. Teğmenim. Rahat. Bayram. Memnun komutanım. Bir haber var mı? Ameliyattan çıkmış mı? Yok komutanım. Maalesef hiçbir haber yok. Kürşat. Evlat topla kendini. Bir şerefsiz bize kurşun attığında kalbimizi, ciğerimizi ya da alnımızı hedefler. Ama o kurşun bize değdiğinde gövdemizden, etimizden, kemiğimizden çok sevgilerimiz, aşklarımız, anılarımız kanamaya başlar. İnsanlığımız kanar. Değer verdiğimiz her şey paramparça olur. Şimdi Kürşat, başını kaldır. Başını kaldır ve bununla savaş. Şimdi savaşacağın şey bu evlat. Beni anlıyor musun? Bununla savaş. Güzel. Bayram. Emre komutan. Sen de hadi üstünü değiştir, evine git. Karını çocuğunu gör, biraz dinlen. Komutan. Bayram. Emrimi ikiletme. Hadi. Emredersiniz komutan. Kızım. Getir sen de onlar. Kürşat gel otur şöyle. Thank you.
Doktorum, ben Albay İbrahim Kopuz. Yaralı teğmenin komutanıyım. Acaba durumu... Geçmiş olsun albayım. Karın bölgesinde çok ciddi bir yaralanma. O iyi mi? Bir dizi ameliyat gerekti. Çok kan kaybetmiş ve... Beyme! Teğmenim! Teğmenim, sakin ol tamam. Sakin. Komutanım, doktor hanım, hocam. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ne olur söyleyin bana. Söyleyin, yaşıyor mu? Sonra gidin beni şu camdan atın ama ne olur söyleyin. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Evet, hayatta. Sizi anlıyorum teğmenim. Bu bildiklerimi size açık seçik söylemek zorundayım. Hayatta ancak işin zor kısmını atlatmış değiliz. Geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın sabah size daha net şeyler söylemeyi umuyorum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim doktor. Teğmenim. O iyi olacak. Merak etme. Daha zor kısmı geçmedi dedi komutanım. Ama geçecek. Geçecek. Cidem Teğmen güçlü bir asker. Çok güçlü, bunların hepsini atlatacak, sen hiç merak etme. Doğan. Emredin komutanım. Otur. Kürşat komutanın yanında kalıyorsun. Önce bir şeyler yiyor. Bir şeyler içiyor, sonra biraz uyuyor. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Anladın mı oğlum? Emredersiniz komutanım. Kürşat. Ben şimdi biraz gideceğim, işlerimi halledeceğim. Üstümü falan değiştireceğim. Ondan sonra tekrar geleceğim evlat, anladın mı? Tamam mı evlat? Tamam. Sabah daha iyi değil mi? Yani öyle gözüküyor ama siz tabii daha iyi bilirsiniz. Siz hastanın eşi misiniz Teğmen'in? Hayır, henüz değil. Ama umuyorum öyle olacak. Bakın, tedavisinde hızlı sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel. Ancak? Kendine gelir gelmez psikolojik destek alması lazım. Tabii. Biz onu şey yaparız çünkü yani o kadar çatışmaya girdi, yaralandı, silahlar falan, o mühim. Hayır Teğmen. Sorun başka. Başka? Mermi, rahme geri onarılamaz bir hasar bırakmış. Yani? Bunun anlamı Teğmen'im, Çiğdem Teğmen çocuk sahibi olamaz. Çiğdem Teğmen maalesef anne olamayacak. Tekrar geçmiş olsun. Komutanım ne oldu? Komutanım ne oldu? Bir şey mi oldu? Komutanım iyi misin? Komutanım bir şey söyle. Allah aşkına bir şey söyle. Bir şey mi oldu? İyi misin komutanım? Komutanım bir şey mi oldu komutanım? Kürşat.
Çiğdem söyle. Kürşat. Doktor ne dedi? Kürşat. Doktor ne dedi dedim. Doktor. Doktor şey dedi. İyi olacaksın. Hiçbir şeyin kalmayacak. Her şey iyi olacak. Dedi. Bana yalan söyleme. Bedel ödeyeceksiniz oğlum. Bedel ödeyeceksiniz. Bizi ağlatan köpek ağlamadan gitmeyecek. Bedel ödeyeceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.